Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda Mahkeme-i Kübra ne demek? Bunu açıklamaya çalışacağım. Bu dünyada insanlar mahkemeler kuruyorlar. Adaletin tecellisi için, suçluların cezalandırılması için mahkemeler kuruyorlar. Ve zaman zaman bu mahkemeler adaletin tecellisinde değil, zulmün tecellisinde maalesef kullanılabiliyor. Ve suçsuz olanlar da zaman zaman cezalandırılabiliyor. Ve mahkemelerde, diyelim küçük olaylar küçük mahkemelerde görülüyor. Ama büyük bir olay meydana gelmişse ağır ceza mahkemesinde görülüyor. Ve ağır ceza mahkemesi her yerde olmuyor, büyük illerimizde oluyor. Bunların bir üst mahkemesi oluyor, Yargıtay'da bunların temyizi gerçekleşiyor. İşte bu dünyada insanlar bu tarz mahkemelerle karşı karşıya ve mahkemeler normal şartlar altında adaletin tecelligahıdır ve normal şartlar altında suçluların cezalandırıldığı, masumların haklarını aldıkları yerdir. Ama bazen de tersine olabilir. Zalim insanların elinde buralar kötüye kullanılabilir. Mahkeme-i Kübra tabiri ise bize başka bir ufuk açıyor. Diğer alemdeki bir mahkemeyi hatırlatıyor. En büyük mahkeme anlamında bu kelime. Diğer alemde bütün insanların hesap verecekleri bir mahkeme olacak. Ve Hazreti Adem'den kıyametteki, kıyamet kopuncaya kadar ki ne kadar insan gelmişse bunların hepsi bu mahkemede bir muhasebe eleğinden geçirilecek. Malum günümüzde her tarafta gizli kameralar, hatta görülen kameralar var ve böylece her tarafta neler olup bitiyor bunlar bir derece kaydedilebiliyor. Allah-u Teala bu sistemi zaten en mükemmel şekliyle kurmuş. Sağımızda solumuzda kiramen katibin denilen melekler var. Ve bu melekler insanın yaptığı fiilleri tespit ediyorlar. İnsanın yaptığı amelleri tespit ediyorlar. Elbette insanın amellerinin bu şekilde tespit edilmesi ileride bir muhasebeyi netice verecektir. Şu dikkatli hıfz ve muhafaza elbette bir muhasebe içindir. Ve bu muhasebenin görüleceği yer Haşr'ın Mahkeme-i Kübrası'dır. Haşr'ın o Mahkeme-i Kübrası'nda, mahşer meydanında dünyada hakim görülenler de orada mahkum olacak. Dünyada hüküm verenler de orada niçin böyle bir hüküm verdiler, daha hayatlarında neler yaptılar, bütün bunların tek tek böyle hesabını verecekler. Her insan ömrünü nerede geçirmiş, nerede tüketmiş, verilen nimetlere şükretmiş mi, gelen musibetlere sabretmiş mi, malı helalinden mi kazanmış, haramından mı kazanmış, diyelim helalinden kazanmış ama bunu nereye sarf etmiş, helalden kazandığı malı harama mı sarf etmiş, neler söylemiş, ağzından çıkanlara dikkat etmiş mi, midesine girenlere dikkat etmiş mi, insanlarla muamelesine dikkat etmiş mi, bütün bunlar orada tek tek görülecek. Ve Haşr'ın Mahkeme-i Kübrası'nda şahitler doğrudan doğruya insanın kendi azaları ve meleklerin tutmuş olduğu kayıtlar olacak. Aslında ve kefâ billâhi şehîde, şahit olarak Allah yeter. Allah ne yaptığımızı biliyor. Ama aynı zamanda bize de göstermesi için sağımızdaki solumuzdaki melekleri görevlendirmiş. Bunlar yaptığımız şeyleri kaydediyor. Öte yandan insanın azaları orada şahitlik yapacak. Hatta öyle ki kafir olan bir insan diyelim yalan söylemişse dili ben yalan söyledim diye konuşacak. Eli işte ben haram şeyleri aldım diye konuşacak. Ayak ben haram olan yerlere gittim diye konuşacak. İnsan, kafir olan insan bu manzarayı görünce lime şehittüm aleyna, Kur'an'da anlatılıyor, diyecek ki niye aleyhimde şahitlik yapıyorsunuz? O zaman onlar da o azalar şunu söyleyecekler. Entaganallahu lezi entaga külle şey. Her şeyi konuşturan Allah bizi konuşturuyor. Bakın dil bir et parçası. Allah-u Teala bu et parçasını bu dünyada konuşturuyor. Bu et parçasını konuşturan Allah dilerse eli de konuşturur, dilerse ayağı da konuşturur. Nasıl ki bizler şu anda cansız makinaları konuşturabiliyoruz. Bakıyorsunuz radyodan ses çıkıyor.
cansız makineden ses çıkıyor. Demek ki diğer alemde de bu şekilde insanın azaları neler yaptıklarını söyleyecekler. Bu durumda hiçbir insanın hayır ben yapmadım, ben etmedim deme gibi bir mazereti olmayacak. Ve orada meleklerin o kayıtları, onlar da devreye girecek ve mahşer meydanında bunlar görülecek. Ve mahşer meydanında en fazla Rahman'a kim isyan etmişse, Firavun gibi, Nemrut gibi, Ebu Cehil gibi, zamanımızın Ebu Cehilleri gibi, Firavunları gibi, kimler daha böyle ön planda görülmüşse, kimler en fazla zulmü, küfrü işlemişse en önce onlardan başlanacak. Ve onlar cehennemin etrafında süklüm püklüm vaziyette, ayakta durma mecalleri kalmamış bir vaziyette, zincirlerle zincirlenmiş vaziyetiyle, son derece her taraflarından zillet, meskenet, sefalet akar bir vaziyette orada hesap verecekler. Ve bu hesabın neticesinde layık oldukları cehenneme gönderilecekler. Müminlere gelince, müminlere Cenab-ı Hak rahmetiyle tecelli edecek ve hisaben yesira diye ayette ifade edilen onların Rabbi onları kolay bir şekilde hesaba çeker mealinde, hisaben yesira, kolay bir hesapla Cenab-ı Hak lütfuyla onlara tecelli edecek ve ayrıntılarını, bir takım böyle gizli Allah ile kendileri arasında kalan özel hallerini Cenab-ı Hak Settar ismiyle setredecek. Dünyada insanlara bunu bildirmediği gibi diğer alemde de o insanları yine rezil etmeyecek, perişan etmeyecek ve böylece onlar kolay bir hesapla cennetine, Cenab-ı Hakk'ın cennetine ve cemaline nail olacaklar. Cenab-ı Hak hepimizi hesabı kolay olanlardan eylesin. İşte değerli izleyenlerim, bu şekilde Haşr'ın Mahkeme-i Kübrası'nda Cenab-ı Hakk'ın adaleti en muhteşem bir şekilde tecelli edecek. Ve kim ne yapmışsa orada bunun karşılığını görecek. Hani derler ya, iyilik yap denize at, balık bilmezse Halik bilir. Yapılan iyilikler zayi olmadığı görülecek. Ve başkalarına söylenen güzel sözler boşa gitmediği görülecek. Ve yaptığımız amellerin akıbeti nedir, diğer alemde nelere tekabül ediyor, bunlar görülecek. Ve bir insan bir iyiliği yaparken ne kadar halis bir niyetle yapmış, ne kadar iyi bir niyetle yapmış, bu iyilik dereceleri ortaya çıkacak. Nasıl ki günümüzde mesela sesin böyle ölçüleri sesle ilgili aletlerde görülüyor. Sesin o titreşimleri birer çizelge şeklinde görülüyor. Veya işletme gibi derslerde grafikler şeklinde bazı şeyler gösteriliyor. Onun gibi insanların amelleri orada çok yönlü olarak değerlendirmeye tabi tutulacak. Mesela bizlerin namazıyla Peygamberimizin namazı şekil olarak farklı değil. Peygamberimiz de diyelim 5 dakikada namazını kılmış, biz de 5 dakikada kılmışızdır. Aynı şeyi yapmışız. Ama kalite boyutu, kalp dünyamız, ruh göstergelerimiz, o anda Allah'ı yakınımızda hissetme durumumuz, bütün bu gibi durumlar orada ortaya çıkacak. Ve insanların gerçek kalitesi, gerçek değeri ortaya çıkacak. Ve Haşr'ın o Mahkeme-i Kübrası'nda münafıklar nurlarını kaybedecekler. Yani bu dünyada mümin muamelesi gördüler. Bu dünyada müminmiş gibi kendilerini gösterdiler. Müminler de onları idare ettiler veya farkına varmadılar. Bu dünyada durumlarını bir nevi kurtardılar. Ama diğer aleme gittiklerinde müminlerin nuru var. Bunlar karanlık içinde. Ve orada diyecekler ki o nurdan bize de verin. Ama artık orada onlara nur yok. Dünyada zaten nurlarını bitirmişler. Böyle olunca diğer alemde perişan olacaklar. İşte değerli izleyenlerim, Mahkeme-i Kübra tabiri bu gibi manalara kapı açıyor. Bu gibi manaları bize gösteriyor. Cenab-ı Hak hepimizi dünyada da ahirette de perişan etmesin, mahcup etmesin diyerek programımızı noktalıyoruz. Bir başka programımızda görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.